İnsanlar tam olarak ne zaman yüzlerini boyamaya ihtiyaç duymuşlardır? Mısır başta olmak üzere eski uygarlıklara ve günümüzdeki bir takım ilkel kabilelere baktığımızda konuyla ilgili çok fazla varsayımın olduğunu görürüz. O zaman sorumuzu biraz daha daraltalım. Kadınlar neden makyaj yapma ihtiyacı duyar? Ayrıca yüzlerinde birçok bölge varken neden daha çok göz ve dudaklara odaklanmışlardır? Mesela neden ruju burunlarına değil de dudaklarına sürerler? Gelin şimdi bu meseleyi inceleyelim. Birçok insanın düşündüğü gibi makyaj sadece bir süs müdür? Ya da olaya farklı bir açıdan bakalım. Mesela doğada makyaj yapan başka canlılar var mı? Aslında söz konusu süs kavramı olduğunda işleri iyice karışmaktadır. Çünkü doğada süslenenler hep erkeklerdir. Kuşlardan aslanlara, geyiklerden kelebeklere kadar çok geniş bir yelpazede süslenenlerin erkekler olduğunu görürsünüz. Madem doğada süslenen erkekler, o zaman neden insanda durum farklı? Yani bu mantığa göre makyaj yapan tarafın erkekler olması gerekmez miydi? Konuyu daha iyi anlamak için Richard Russell'ın şu çalışmasına bir göz atmamız gerekecek. Ama gelin önce sizinle küçük bir test yapalım. Sizce görmüş olduğunuz fotoğrafın hangisi kadın, hangisi erkek? Sizin cevabınızı bilmiyorum ama çalışmaya katılan insanların büyük bir çoğunluğu bu soru karşısında bir numaralı fotoğrafı kadın, iki numaralı fotoğrafı ise erkek olarak yorumlamışlardır. Peki doğru cevap nedir? Aslında her iki cevap ihtimali de yanlış. Çünkü görmüş olduğunuz fotoğraflar ortalama bir erkek ve kadın yüzünün bilgisayar ortamında birleştirilerek oluşturulduğu cinsiyetsiz bir yüze aittir. İki fotoğraf arasındaki tek fark bir numarada göz ve dudakların yüzün geri kalan kısmı ile arasındaki kontrast farkı fazlayken iki numarada bu kontrast daha azdır. Çalışmanın sonucuna göre bir numaralı fotoğraftaki dudak ve gözlerin yüzün geri kalan kısmına göre daha koyu olması fotoğrafın daha dişi olarak algılanmasına neden olmaktadır. Bu durumda başta sorduğumuz sorulardan birisine dönmemiz gerekecek. Peki insan yüzünde göz ve dudağı bu kadar önemli kılan şey nedir? Yapılan birçok çalışma ilginç bir sonucu bizimle paylaşmıştır. Normalde yüz oldukça geniş bir alandan oluşmasına rağmen bir insanın yüzüne bakarken asıl odaklandığımız kısımlar gözler ve dudaklardır. Yani söz konusu ister karşınızda konuştuğunuz kişinin yüzü olsun, isterseniz izlediğiniz filmdeki karakterin yüzü. Fark etmez. Çünkü beyin için asıl önemli olan bu yüzlerdeki göz ve dudakların durumudur. Aslında ne demek istediğimizi daha net anlatabilmek için basit bir test yapalım. Ekranda Emma Watson'a ait bir fotoğraf görmektesiniz. Baş aşağı duran bu fotoğrafa bakarken sizleri hafiften rahatsız eden bir şeyler olsa da ilk bakışta çok önemli bir sorun gözükmemektedir. Eğer fotoğrafı çevirip düz hale getirirsek oldukça rahatsız edici bir görüntüyle karşılaşırız. Peki neden böyle oldu? İlk fotoğrafa baktığımızda yüz ve kafa baş aşağı durmasına rağmen göz ve dudakların normal pozisyonda kalmaları sağlanmıştır. İnsan beyni asıl olarak göz ve dudağın pozisyonuna odaklandığından burada yüzün geri kalan kısmının ters olmasına çok da takılmaz. Fotoğrafın ikinci kısmında yüzün büyük bir kısmı olması gereken pozisyondayken sadece gözler ve dudak baş aşağı durmaktadır. İşte fotoğrafın bu haline beynimiz katlanamaz ve anında tepki verir. Bunu anlamak için göz ve dudakların çift olarak gösterildiği resimlere bir miktar bakmak yeterlidir. Hemen kendinizi kötü hissedersiniz çünkü beyniniz de kendisini kötü hissetmektedir. Özetleyecek olursak bir yüze bakarken beynimizin asıl odaklandığı yerler gözler ve dudaklardır. Çünkü karşı tarafın duygu durumunu en iyi analiz edebileceğiniz yerler bu bölgelerdir. Zaten o yüzden gözler ve dudaklar üzerine birçok şarkı yazılmışken burun, kulak, yanak veya çene üzerine yazılmış şarkı sözlerine pek de rastlamazsınız. Zaten smiley face dediğimiz ve emotikonların atası olan bu işaretin bu kadar hızlı yayılmasının nedeni de budur. Özellikle yazı dilinde kelimenin anlamları ve birkaç noktalama işareti dışında duyguları ifade edecek belirteç olmaması önemli bir eksiklikti ve emotikonlar bu boşluğu çok hızlı bir şekilde doldurdu. Bu sayede kelimelerin anlamı daha güçlü ifade edilir hale geldi. Mesela patronunuzdan gelen geç kaldım mesajının beyninizde oluşturacağı reaksiyonlar sonunda yer alan emojiye göre çok farklı şekilde gelişecektir. Emoji çeşitliliğinin ve kullanımının giderek artması sayesinde belki de sonraki kuşaklar kelime ve noktalama işaretlerinden oluşan şimdiki yazı dilini ileride sadece resmi evraklarda kullanıp
Günlük hayatta, kitaplarda ve diğer yazılı iletişimde emoji ve kelimelerden oluşan yeni bir yazı dili geliştireceklerdir. Son olarak hem göz hem de dudak birçok duygunun ifade edilmesinde kullanılsa da söz konusu gerçek ve sahte duyguları ayırt etmek olduğunda bakabileceğiniz yegane yer gözler olacaktır. Ne demek istediğimizi merak edenler şu videomuza bir göz atabilirler.